Bakamadım. Ya sen acaba hayatın herhangi bir döneminde ben İngilizce biliyorum dedin ve bunu hissettin mi? Hayır. Türkiye'deki genel olarak İngilizce öğrenme ile ilgili sorun yaşayan hiç kimse zaten gerçek anlamda İngilizce bilmiyordu. Türkiye'de hatta çoğu kişi şey der. Ben İngilizce biliyorum ama pratiğim yok. Ben İngilizce biliyorum ama işte anlıyorum ama konuşamıyorum. Ya bunların hepsinin arka planında İngilizce bilmemek var. Fakat ben şununla ilgili çalışan bir insanım. Siz İngilizceyi neden öğrenemiyorsunuz? Neden bilmiyorsunuz aslında? Benim de asıl sorum bu. Türkiye'deki öğrenme sorununun sebebi ne? Ne? Soruyu ben sana sorayım. Çünkü insanoğlu benzetmek ister. Benzetmek, burada Kubilay Hocam var diyebilir miyim? Tabii ki. Şimdi bak, Kubilay Hocam burada, o da mutlaka bunu destekleyecektir. İnsan benzetince daha kolay öğrenir. Gidersin Fransa'ya, dersin ki işte Nice gidersin mesela. Aa dersin, aynı Lara, Antalya falan. Niye dersin? Böyle evet, hastalıklı evet, insanlar vardır. Hatta sinir olursun. Oğlum bir şeye benzetme dersin. Evet. Ama insan istem dışı benzetir. Benzetebildiği şeyi daha kolay algılar, daha kolay öğrenir. İçselleştirir, evet. Şimdi Türklerdeki temel sorun İngilizceye, Türkçenin hiç benzememesi. Benzemediği için de herkes bunun farkında, benzemiyor. İşte şöyle hurafeler var, İngilizce Türkçenin tersidir, tersten gider, şöyle okunur, böyle bir şey de değil tabii ki. Peki benzemediği için, benzemiyorsa ne yapalım? Sonra düşünmüş tabii, insanlar bunu tecrübe etmişler. Bu bir başarısızlık haline gelmiş ve başarısızlığın sebebi haline gelmiş. Ama bu sorunu çözmektense sorunu unutmayı tercih etmişler Türkler. Ne yapmışlar biliyor musun? İngilizce Türkçe'ye benzemiyorsa o zaman Türkçe'yi unutalım. Peki Türkçeyi unutup ne yapalım? İngilizceyi İngilizce üzerinden öğrenelim. Allah Allah. Peki İngilizceyi İngilizce üzerinden öğrenmek için, yani şöyle düşün, Türkçede yaklaşık 100 bin tane aktif görünce tanıyabileceğin kelime var. İngilizcede ise 1 milyon tane aktif gördüğün zaman aha ben bunu biliyorum diyebileceğin kelime var. Bizden 10 kat daha zengin bir dil. Yani kelime gücü ve kendini ifade etme bakımından daha güçlü bir millet, daha güçlü bir dil. Peki sen o zaman tamamen İngilizce üzerinden gidersen İngilizce'de söylenen şeyleri nasıl algılayacaksın? Bir yerde bir kaynağı oturtman ve benzetmen lazım. Bak Allah zaten bizi böyle yaratmış. Biz benzetmeyi seviyoruz. Benzeterek daha kolay öğreniyoruz ya. Türklerin sorunu benzetememek. Benzetemediği için İngilizceyi İngilizce üzerine öğrenmeye çalışıyor. İngilizceyi İngilizce üzerinden kaynaksız öğrenmek hedefini yazmadan konuma gitmeye çalışmaya benzer. Sen konum yazıyorsun. Diyorsun ki ben Malatya'ya gideceğim. Peki harita senden ne istiyor? Sen hedefi yazdın ama konumu da bulmak istiyor. Konumu boş bırakırsan gidemezsin. İşte İngilizceye İngilizce olarak yaklaşmak ve sadece İngilizce üzerinden gitmek hedefini bilmeden konuma gitmeye çalışmaya benzer. Sen önce nerede olduğunu bil. Sen nasıl bir dil konuşuyorsun? Nasıl bir insansın? Sen diline neler yapmışsın? Dil sana neler yapmış? Bunun üzerinde konuşmak ve çalışmak lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu işin matematiği ne? Yani bana hazırlık